Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken bir de büyük bir tehdit var, onu da söyleyeyim. Öyle yavaş yavaş sona gelelim. Bakın 600 yıllık saray saltanatıyla idare edilmiştik biz. Ya öyle bir geçmişimiz var. 600 yıl saray saltanatı. Saray saltanatının bir özelliği vardır. Kulluk düzeni vardır. Kul. Yani rai ve reaya kavramı vardır. Rai. Rai padişahtır. Halife, padişah raidir. Rai çoban demek. Reaya da halktır. Halk da sürü demek. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bu bir siyaset teorisi. Rai, reaya ve kulluk düzeni. Yani yurttaş değildir bireyler. Bireyler yurttaş değildir. Özgür iradeleri bir şey ifade etmez. Rai'nin iki dudağı arasındadır reaya'nın kaderi. Yani kulun kaderi sarayın iki dudağı arasındadır. 600 yıl devam eden bir sistemdi bu. Dünyada da böyleydi. Fransız devrimiyle dünya bu sistemden kurtuldu. Biz nasıl bu sisteme son verdik? Biz de Cumhuriyet devrimiyle. Yani Cumhuriyet devrimiyle Mustafa Kemal ne yaptı? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek saraydan aldı egemenliği, asıl sahibine verdi. Kime verdi? Sana verdi, bana verdi. Egemenlik milletindir. Egemenlik senindir. Senin ananın ak sütü gibi sana helaldir egemenlik. Egemenliğini kimseye vermemelisin, vermemeliyiz. Atatürk uyarıyor. Öyle birkaç tane yazı yazdım ben. Atatürk egemenliğinizi kimseye vermeyin diye uyarıyor konulu yazılar yazdım. Referandum sürecinden önce, 2017'den önce. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, adı her ne olursa olsun, padişah olsun, halife olsun, başkan olsun, diktatör ol, adı ne olursa olsun, egemenliğinizi diyor bir kişiye vermeyin sakın diyor. Onun için egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle meclis üstünlüğüne dayalı bir sistem kuruyor. Parlamenter sistem. Ve ne oldu? Bakın Türkiye olağanüstü bir şey başardı. 600 yıllık saray saltanatından, kulluk düzeninden sadece 4 yılda ne yaptık? Biz cumhuriyete geçtik. Ha diyeceksiniz ki arada bir 10 yıllık meşrutiyet denemesi yok mu? Var tabii ki. Onu da unutmamak lazım. Şöyle diyelim o zaman, 600 yıllık saray saltanatı, 10 yıllık meşruti monarşi. Nedir meşruti monarşi? Hem saray var, hem meclis var yan yana. Ha, buna meşrutiyet diyoruz. Hem saray hem meclis ülkeyi yönetiyorsa bunun adı cumhuriyet değil. Bunun adı meşrutiyet. 1876'da böyle bir sisteme geçtik biliyorsunuz. Sonra da 1908'de böyle bir sisteme geçtik. 1920'ye kadar devam etti bu sistem. Meşrutiyet. Saray ve meclis. Cumhuriyet değil bu sistemin adı. Ve bakın 600 yıllık saray saltanatı, 10 yıllık meşruti monarşi 4 yılda cumhuriyete taşıdı Mustafa Kemal. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek 4 yılda cumhuriyet. 27 yıllık tek partili bir cumhuriyet düzeni kuruldu. Neden? Altyapı devrimlerinin yapılabilmesi için. Eğitimden sağlığa, işte sanayiden tarıma, demin anlattığım konular. Ve ne oldu? 1946'da çok partili sisteme geçtik. 1950'de demokrasiye geçtik. Yani 600 yıllık saray saltanatı yaklaşık olarak 27 yılda çok partili düzene ve demokrasiye evrilmeyi başardı. Bu önemli bir başarıdır. Bunu bugün küçümsemeye çalışıyorlar. Tek parti dönemi diye falan dalga geçerek. Sanki sihirli değnek var elinde Mustafa Kemal Atatürk'ün. 600 yıllık kulluk düzenini 2 günde demokratik sisteme dönüştürmesini bekliyorlar. Bu mümkün değildir. Türkiye bakın demokrasiye geçmiştir 1950'de ama hala kulluk düzeninden tam olarak kurtulduğumuzu söyleyemeyiz. Hala Batı tarzı özgür bir demokrasiye sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Hala meclis üstünlüğünün tam olarak hayatta olduğunu, gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Gerçek demokrasi için serbest seçimler yetmiyor. Ne gerekiyor? Ülkede bir kere adaletin olması lazım. Adaletin, mutlak adaletin olması lazım. Eşitliğin olması lazım. Yurttaşların arasında fark olmaması lazım. Eşitlik.
Bunlar da yetmiyor. Bunun dışında bir kere ülkenin tam bağımsız olması lazım. Tam bağımsız olmayan ülkede gerçek demokrasi kurulamaz. Ayrıca tabii ki bir eğitim devriminin tam olarak gerçekleştirilmiş olması lazım. Aydınlanmış bir toplum lazım. Biz 100 yılda bunları başarmaya çalıştık. Ne kadar başarabildik? Çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Eğer çok başarılı olsaydık bu kadar darbe olmazdı. Yani 10 yılda bir darbe olur mu normal demokrasi işleyen bir ülkede? Demek ki biz işletememişiz. Peki, bütün buradan ne sonuç çıkıyor? Ya biz her şeyi gördük. Müthiş tecrübeliyiz. Kimin demokrasi düşmanı olduğunu, kimin gerçekten demokrat olduğunu anlarız artık. Bu kadar tecrübeden sonra. Öyle değil mi? Ve bakın ikinci yüzyıla girerken en büyük farkımız nedir biliyor musunuz? Laik bir toplum yapısına sahip olmamız hala her şeye rağmen. Bakın İslam coğrafyasında laiklik sudur ekmektir. Bunu özellikle son 10 yılda daha iyi anlıyoruz. Çevremizde olup bitenleri gördükçe. Aklını kullanan bir toplum dinin siyasete alet edilmediği, kutsal inançların hiçbir siyasi ideolojiye alet edilmediği bir toplum, özgür, uygar bir toplumun ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve din istismarının ne kadar kötü, ne kadar zararlı ülkeye ve dine ne kadar zarar verdiğini anladık, değil mi? Artık bizi kandıramazlar. Ya müthiş tecrübeliyiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bizi aldatamazlar. Bizi Allah ile kandıramazlar. Allah ile aldatamazlar artık. Artık yemeyiz. Evet. Artık bunlara karnımız tok. Bir de Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla götürürken bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini daha iyi anladık. Özellikle son 20 yılda. Öyle değil mi? Evet. Herkes anladı. Evet, herkes anladı. Sevgili Küçükçekmeceliler, onun için lütfen umutsuzluğa kapılmayınız. Yüzyılda yaşadıklarımız ikinci yüzyılda daha mutlu, daha uygar, daha refah bir ülkeye kavuşacağımızın işaretidir. O tecrübeyi biz yabana atamayız. Onu çuvala koyup denize atamayız. O tecrübeden yararlanacağız. O tecrübeden yararlanacağız ve ikinci yüzyılda daha uygar, daha bağımsız, daha özgür, daha adil bir Türkiye'yi yaratacağız, var edeceğiz. Buna inancım tam. Lütfen siz de buna inancınızı koruyun. Evet sevgili Küçükçekmeceli komşular. Saat bakayım kaç oldu? 21:12. Bizim çocuklardan yavaş yavaş buradan şey geliyor, sinyal geliyor. Babaanne zorlanıyor evde. Bizim eve gitmemiz lazım. Şimdi az önce o kadar değil mi? Devlet millet meselesini konuştuk ama biz buyuz işte. Yani biz işte buyuz yani sonuçta. Saat. Tabii bakın hakikaten işte bu hayatın içinde hep birlikte yaşıyoruz, nefes alıyoruz ve umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Ve gerçekten de bana umut veren nedir biliyor musun? Bu yakın tarihi iyi bilmem. Ya keşke işte herkes bu yakın tarihi böyle en az benim kadar bilse, yemin ediyorum asla umutsuzluk duymaz. Asla umutsuzluk duymaz. Böyle bir tecrübeye sahip başka bir toplum yok. Biz ikinci yüzyılda başka bir yere gideceğiz. Uzaya gider miyiz bilmiyorum ama kesinlikle millet olarak, cumhuriyet olarak daha çağdaş, daha uygar bir yere taşıyacağız bu ülkeyi. Seneye ikinci fuarda da buraya gelmek var. O zaman bakalım, mahcup olmayacağım diye düşünüyorum. O zaman daha büyük bir kalabalığa geleceğin ikinci yüzyılın Türkiye'sini nasıl kurarız? Tarihten hangi dersleri çıkarırız, doğru çıkarırız onları anlatırız. Gelecek yıl 2023. Evet, bir de şunu söyleyeyim. 2023 yılında Lozan Anlaşması bitmeyecek. Lozan Anlaşması süreli değil, son kullanma tarihi yok. Herkesin sormak istediği o soruya da cevap vereyim. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça
ve Lozan'a taraf ülkeler bu anlaşmayı bozmak istemedikçe anlaşma devam edecek. Evet, birileri hayal kırıklığına uğramış olabilir ama bitmeyecek. Onu da söyleyelim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, tapu senedi. Ha, Türkiye Cumhuriyeti Allah korusun yıkılır. Orta Doğu'daki meydana gelen olaylar da bizim başımıza gelir. Ukrayna benzeri şeylerle karşılaşırız ki Allah korusun karşılaşmayalım. Ha, o zaman anlaşma kalmaz tabii. Ama Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Lozan'da var olmaya devam edecek. Ta ki Lozan'a taraf ülkeler bir masaya oturup da yeni koşullarını sürmezlerse anlaşma sürecek. Son kullanma tarihi yok. Bu kült soruya, bu Türkiye'deki en yanlış bilinen soruya cevap vererek söyleşimizi bitirelim. İmza gününden sonra gideceğim eve, yanlış anlamayın. Yani kitapları imzalayacağım, öyle gideceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sinan Meydanı plaketlerini ve alt raflarını takip etmek üzere Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınç Beyefendi'yi davet ediyorum.